haklısın. Çok haklısın. Ben Mustafa Günen Bey'e bir şey söylemek istiyorum. Mustafa Bey, yaptığınız çok büyük bir olay. Resim adına, Türk sanatı adına, Sotheby's gibi bir yerde dünyaya müzayede yapan bir kurumda ve 157 resimden çoğu %70'i satılmazken sizin resminiz son 20 dakika satıldı. Bu bizi çok gururlandırdı. Nasıl oldu bu yolculuk? Teşekkür ediyorum. Satılan resim New York Christie's'deydi. Sotheby's'de de görüşüyorum. Onlarla da uzun süredir bir görüşmem var. Yakında onlarla da şeylerim olacak. Bunun belli bir hikayesinden çok müracaatlar yapıyorum. Ben çok uğraşıyorum. Yani bütçemin önemli bir kısmını, ihtiyacım dışındaki olan kısmını bu dışarıya arıyorum. Ben çünkü yola çıkış nedenim bir Türk insanının neler yapabileceğidir. Çünkü ben şuna inanıyorum. Özellikle sanat konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olmamız gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz coğrafyanın neresini eşerseniz eşin bir kültür çıkıyor. Başkasına, yani kültürün ortasındayız biz. Sanatı en iyi yapacak olan biz olmalıyız. Çünkü nüfus yapımız, popüler yapımız da buna müsait. Birçok mozaikten oluşuyoruz. Yani bizde olmayan sanat hiçbir yerde olmamalı. Sokaktan birini çevirin, hikayesini anlattırın, film yapın, gitsin Oscar alsın. Gerçekten böyle bir hızlı da bir gelişim var bizim sizin sosyal yaşamımız. Hayat hikayenizde film gibi. Ben çalışırken buraya gelmeden önce hayatlarınızı yani ağlamadım ama çok etkilendim. Onu soracağım. Hayatınız bir film. Hani dediğimiz gibi herkesinki film ama siz çok büyük ağır yoksulluk şartları altında yetiştiniz. Hatta resim yapmanıza izin verilmiyordu. Çünkü geçim derdi her şeyin yani önündeydi. Yani geleceği kadar o zamanki anlayış. Kokusu, rengi, onların işte para harcanmaması için. Ama siz ne yaptınız, yaptınız. İlkokulu bitirene kadar 200 sayfalık bir resimli romanlar yaptınız. Onun haricinde ne yapıp bir balkonun köşesinde bile resimler yaptınız. Ama size çok mani olundu. O hayatınızı duymak istiyorum. Siz tabii ki ben Kırşehir doğumlusunuz. Önce hocama resim yaptırma fikrini bulanlara teşekkür ediyorum. Çünkü hocam onunla meşgul olurken benim de çenem durmaz. Hocam kalemi durmuyor. O yüzden bana biraz daha fırsat çıkacak demektir. Hocamın cümlesine ekleme yapacağım. Kadın ve sanatla ilgili ben şöyle bunu ifade ederken şöyle söylerim. Kadın sanattır. Erkek de sanatçıdır. Ama bu sanatçıların birçoğu çok yeteneksiz. Erkeklerin. Ama kadın sanatçı kadın yok sanatın mu? Kadın kendisi sanattır efendim. Estetiği ve güzelliği. Ama gerçek böyle. Buna paralel olarak şunu da söyleyeyim. Kadının yani gücünü kabul edenler yani. Kadın güç değil, kadın yaratıcı. Evet. Doğru. Buradan şuna ifade ederim. Genellikle tasvirlerde, tanrı tasvirlerinde hep erkek resimleri vardır. Oysa bu türler arasında Tanrı'ya en yakın olan tasvir edilmesi gereken kadındır. Yaratıcıdır, doğurur, şefkatlidir, bağışlayıcıdır, sevgi doludur. Fakat erkekler her neyse bütün bunlar gene en çok acı çekendir. Kadın ya. Doğru. Zaten tabii artık ki kadınların dönemi geliyor. Biliyorsunuz. Evet. İnşallah. Değişim. Onları eğiterek, onları üretime katarak İzlanda'yı da biliyorsunuz. Kadınlar başa geçti. İzlanda'yı da kadınlar kurtarıyor. Evet. Feminizm yok. Kadınlar. Artık kadınlar geliyor. Aynen. Kadınlar geliyor. Evet. Kadınlar önünde kimse ama gelmesi erkeklere bir baş kaldırma değil. Yok tamamıyla. Kadınlar kabul edecek. Erkekler yani kabul edecek. Evet, bakın bak hocam burada bir yandan meşgulken müdahale etme durumunda kaldı. Feminizm yok dedi. Nezahat Boztaş hayatınızda evet. Önemli olmuş. Tek bir şeyiniz çok varmış. Çok önemli bir insandır. Eviniz varmış böyle şeyden. Evet ben kooperatifte onu satıp ciddi olarak. Ondan önceki ama hayatınızda neler yaptınız? Resimli roman yazdınız sonra. Yazılır. Ben 12 yaşlarındaydım. 200 küsur sayfalık resimli roman. O zamanlar biliyorsunuz bizim zamanımızda. Sonra aile geçim sıkıntısında olduğu için sizi mobilyaya yöneldi. Zaten para kazansın diye. Yani o dönemde öyleydi. Benim ailem biraz şeydi. Dini bütün diye adlandırılır ama benim yoruma göre dini eksik aileler bunlar. Çünkü dinin böyle bir talebi olmaz. Hiçbir zaman olmamıştır. Eğitimden çok
paraya yönelilecek işlere gidilsin diye. O belki de yoksulluktan gelen ya da çok çok şeyden gelen bir tercihtir. Hayatta parasız. Tabii ki yani ondan dolayı yani yasakladılar resmi. Bir de gene ekonomik olduğu için ben sentetik boyalar yani inşaat boyaları, kapı pencere boyaları kullanıyordum. Ve de çok fazla renk alamıyordum. 5 ana renk ve o hep devam etti o kültür. 5 rengin dışında. Daha sonra mobilya üzerine resim yapmaya başlayınca serbest bırakıldı. O da ondan önce ben balkonlarda falan resim yapıyordum. Bir de şeyden etkilenmişsiniz. 19. yüzyıl ressamı Theodor Jericho. O Theodor Jericho yani o suyu en iyi yapan bir ressam olarak biliniyor. Bunu söylediğiniz suyu iyi oldu. Suyu en iyi uygulayabilen bir ressam olarak biliniyor. Ve tabii ki ben etkilendiğim sanatçılardandır. Fakat ilginci şu, bunu yazan New Yorklu bir sanat eleştirmeni birçok kürsüde eğitmen konuşmacıdır. Ondan bu yana da bu suyu bu kadar güzel kullanan bir ressam gelmedi diyorlar dünya üzerinde. Yani yaklaşık 200 yıldır gelmemiş biri olduğunu söyleniyor. Yakın bir zamanda da hiç gelmemiş biri olarak söylenecek inşallah. Buna uğraşıyorum. İnşallah. Tablosu da Medusa'nın salından sonra diyor bize bu keyfi yaşatan Mustafa Günen oldu. Yani dünyadaki bunun önemi şunun için vurguluyor. Ne kadar güzel, ne kadar. Eline fırça alan herkes deniz resmini dener. Her alanda çok başarılı olabilirsiniz ama denizde başarıyı yakalamak çok zor. Çünkü çok denizin güzel kendine ait çok büyük zorlukları var. Suyun matematiksel, geometriksel eğrileri vardır. Ancak perspektif kurallarına uymasına rağmen perspektife kendi uygulamaz. Yani şöyle açıklayayım. Öndeki dalga küçüktür bazen. Gerideki dalga büyüktür. Yani perspektif derinliği veremeyebilirsiniz. Bir de ışıkla ilgili renkleri ışığa göre çok çabuk değişebilir. Hani Ayvazovski bile o ne şeydir yani ne kadar zorluktur o yani teknik olarak teknik da zor. Teknik çok zor. Suyu vermek çok zor. Ama sizin için şey diyorlar. Yalnız teknik olarak çok böyle en yakın resmedilmiş gibi bir tablo değil de duyguların resmi. Yani bir aşığın sevgilisine koşar gibi. Tabii. Coşkulu. Coşkulu dalgaların, dalgaların vuruşu, o kabarcıkların en son onu Hıncal Bey yazmıştı. Hıncal Bey çok güzel yazmış. Kendisine teşekkür ediyorum yazmıştı. Doğrudur. Benim tüm çabam resim bir görsel sanat olmasına rağmen benim kullandığım teknik ve renklerden dolayı izleyicinin diğer duyu organları da harekete geçiyor. Yani benim resmimi izleyip de midesi bulanıp da peynir isteyenler olmuştur benden çok. İyot kokusu geliyor, tuz tadı alıyorum şey ifadeleri çok gelir. Bir şey daha, iyot kokusu alıyorum diyen olmuş, tatile evet gitmiş gibi. Çünkü aynen siz durgun suyu da çok güzel. Aynen öyle. Son sergimde de yani ben şimdi deniz abi kenarından bu geliyorum. Ekavar TV'de. Adı Aburu'dur, o çok güzeldir. Bu şimdi devamıyla Ekavar TV'den kadar de izleyebilirler. Hıncal Bey bahsetmemiş ama bu isim babası bizim İnce Hanım durumu düzenleyen Mustafa Yeni ifade eden bu. Hakikaten de öyledir. Aburu suyun yüzü demek. Evet. Evet. Su yüzü derken yüze ifadesi ama derin anlamda yüzü. Hani yüzü, her şeyi demek suyu. Evet. Şimdi İtalya'da bir araştırma yapılmış. Sanat eserine bakmak ağrı kesici gibiymiş. Yani hakikaten çok doğru bir şey. Sanat eserine baktığınız zaman baktıkça salgılanan bambaşka şeyler görüyorsunuz. Böyle inanılmazmasını istiyoruz. Onun için ECAV olarak bir proje geliştirdik. Ülkemizde birçok AVM alışveriş merkezleri açılıyor biliyorsunuz ve bunların içinde sanatsal maalesef bir mekan yok. Onun için bu proje çok önemli bir proje. Şu anda Kültür Bakanlığı'nda bu proje inşallah onay verirler ve bütün bu alışveriş merkezlerinin içinde mutlaka bir sanatsal mekan olması lazım. Çünkü gençlerimiz oralarda vakit öldürüyor ama hayat sadece tüketim değil, biraz da üretmek lazım. Üretenlerle beraber olmak lazım ve bu sanat genç sanatçılarımıza, geleceğin genç sanatçılarına ve oralarda yer vermemiz lazım ki daha sanat yaygınlaşsın diye düşünüyoruz. Ve onun için bu projeyi inşallah hayata geçirirsek çok mutlu olacağız. Uydu Sanat Merkezi projesi AVM'lere. Uydu Sanat Merkezi Uydu projesi. Sanat. Yani bütün bu alışveriş merkezlerinde mutlaka bir sanatsal mekan yani şart koşulması. Ulaşabilecekleri bir mekan ve orada uygulayabilecekler. Aynen öyle. Öğrenecekler. Evet. Şimdi yani fazla konuşturmadık Muzaffer Bey ama o neler yapmadı. Yok, ben göz ucuyla bakıyorum. Hemen şeyler çok. Onu göstermek isterim çok eğer müsaade ederseniz.
elbette. Yani düşünün ki bu bir konuşma sırasında sizi susturduk ve elinizden bir sanat eseri alıyoruz. Şimdi efendim o kadar... İmzamız da var, bunu satıp zengin olacağız. O kadar güzel, güzel mesajlar veriyorsunuz ki ben bunlardan büyük keyif aldım. Çok büyük mutluluk duydum. Sağ olun. Bu arada ben de tabakla işte... Ay, bu kadar mı güzel yapılabilir? Bir de bir ortak yanımız var. Kuş ve göz. Bak, göz, nazar değmesin insanıma. Aman, evet, düşün. Ben şuradan hemen alayım. Evet. Ama bu kadar mı güzel olur? Ama üzerindeki, güzel. Üzerindeki bu bana mı? Evet, o size. Bu yani çok kıymetli bir şey ayrıca. Hem çok güzel hem çok... Üzerindeki ben böyle yazı... yapayım ama yönetmenim ayrıca herhalde bunun yakınını verir. Göz ve gözün üstünde binar var, değil mi? Bereket. Evet, bereket. Her şeyi, bütün sembolleri koymuşsunuz. Aşk kuşları. Zaten sizin resminizde hep sevgi var. Sevgisiz hayat olmaz. Yani zamanın o... aynasına bakan ve zamanın suyunda yıkanan saygın Filiz Hanım'a. Çok teşekkür ederim. Evet. Zaten evet. Başlamadan önce de çok güzel şeyler söylediniz bana programa. Bir de ben talebesiydim biliyorsunuz Turgut Sayım'ın. Siz kendisini de çok beğeniyormuşsunuz. Ben de böyle bir aralar resimler yapıyordum. Onun bir şeyiydim yani gözdelerinden biriydim. Hemen varsa resimler sergileyelim Etavart Galeri'de. Yok ben o kadar olamadım. Sadece okul resimleri. Ondan sonra sinemayı seçtim ve bitti. Ama çok keyif aldım. Çok memnunum sizlerle olmaktan. Biz de çok memnunuz. Mustafa çok teşekkür Bey'den ederiz. İstiyoruz bir... Tabii ki ben daima... Son gençlere ne söyler veyahut ne söylemek ister? Çok önemli ister şeyler söyleyeceğim. Adam. Gençlere şunu söyleyeceğim. Deneyin. Deneyin ve çalışın. Yalnız şunu söylüyorum. Çok iyi şeyleri başarmak çok çalışmaktan geçmiyor. Çok iyi şeyleri başarabilmek için ısrar etmeniz gerekiyor. Çok ben heyecanlandım. Çok teşekkürler. Çok kıymetlisiniz benim çok için. Teşekkürler. Ülkemiz için, herkes için. Size tablolarınıza bayılıyorum. İnce arkadaşım benim için çok kıymetli yaptığı şeyler. Modadan derken bambaşka yerlere gidip bir misyon insanı oldu. Öyle aynı şekilde Mustafa Bey'e de iftar ediyoruz diye onu takip edeceğiz. Çok teşekkür ederim geldiğinizde. Çok büyük keyifti. Sevgili izleyiciler çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Tekrar bulun.